Güzel Yemekler kanalından herkese sevgiler. Bugün sizlerle arkadaşlar çilek marmelata yapacağız. Çilek marmelata için 3,5 su bardağı toz şeker kullanacağım. 1 çay kaşığı dolusu tereyağı ve 1 çay kaşığı kadar da limon tuzu kullanacağım. Bu etapta şöyle blenderdan geçireceğim, ezeceğim. Şöyle blenderdan geçirdim ve şöyle boş bir tencereye aktarıyorum arkadaşlar. Boş bir tencereye aktardığım çilek soslarının üzerine toz şekerimi ekleyip 3,5 su bardağı toz şeker kullandım arkadaşlar. Bunu şimdi ocağın üzerine ekleyeceğim. Ocağın üzerine bırakacağım ve hafif kısık bir ateşte koyulaşıncaya kadar ocak üzerinde bırakacağım. Ocağın altını kısık ateşe verdim. Bu şekilde zaten sulanacaktır arkadaşlar. Sulanma aşamasında ara ara köpük olabilir. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. Bir 5 dakika sonra arkadaşlar içerisine limon tuzumu ekliyorum. Marmelatımızın içerisine 1 çay kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Tereyağı eklememizin sebebi çok fazla köpük olmasını engellemek ve renginin daha parlak, daha güzel olması için yapıyoruz arkadaşlar. Limon tuzu eklememizin sebebi de şekerlenmesini engellemek için limon tuzunu ekliyoruz. Şöyle kısık ateşte arada kıvamına bakarak karıştıralım. Ve köpüğünü ben arkadaşlar üzerinden almıyorum. Köpüğünün çünkü ayrı bir lezzeti var. Arada karıştırarak köpüğünü de içine yediriyorum. Olup olmadığını anlamak için şöyle boş bir cam kaseye bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bunu hızlı bir şekilde soğumasını sağlayacağım. O şekilde bakacağım, kıvamının olup olmadığını anlayacağım. Arkadaşlar dondurucudan böyle test için ayırdığım tabağı çıkardım. Şöyle bir ters çevirelim. Eğer dökülme olursa biraz daha kıvam alması gerekiyor. Şöyle yerinden bayağı bir oynadı. Şöyle bir 5 dakika 10 dakika daha ocakta tutacağım. Marmelatımızı tekrar test edeceğim. Bir miktar tabağa döküyorum ve dondurucuda birkaç dakika tutacağım. Kıvamına da olup olmadığını anlayacağım o şekilde. Arkadaşlar şöyle bir bakalım kıvama. Bakın bu şekilde ters çevirdiğimde dökülmüyor. Kıvam oldu demektir. Bu şekilde test edip kıvamının olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ocağımızın altını söndürüyorum. Arkadaşlar marmelatımız, çilek marmelatımız soğudu. Şöyle tabağa ve ekmek üzerine koyup kıvamını göstermek istiyorum. Bakın kıvam olarak soğudukça çok daha güzel bir şekil aldı. Kıvamı da çok daha güzel oldu. Şöyle göstereyim hatta. Pastalara ya da kurabiyelere mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videolarımda, bir sonraki lezzetlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.